Deva Partisi Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hasan Karal var. Rize'de 3 dönem milletvekili yaptı. Sayın Karal, merhabalar. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun Mustafa Bey. Öncelikle sizin şahsınızda ailenizin Ramazan Bayramı'nı enişte dileklerinizle kutluyoruz. Nasıl bir bayram geçiriyorsunuz? Bir pandemi süreci var. Sokağa çıkma yasağı var. Sokaklar boş, aile ziyaretleri yok. Hakikaten tabiri caizse bir buruk bir bayram geçiriyoruz Sayın Vekilim. Siz neler söylemek istersiniz? Mustafa Bey, sizin aracılığınızla tüm hemşehrilerimin mübarek Ramazan Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum. Evet. Her birisine ayrı ayrı selamlarımı, muhabbetlerimi, saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Büyüklerimizin ellerinden öpüyorum. Küçüklerimizin gözlerinden öpüyorum. Tabii bayramlar neşenin, sevincin, güzelliklerin artık çoğaldığı günlerdir, müstesna günlerdir. Ama maalesef bu bayram biraz buruk, biraz hüzünlü geçiyor. Evet. Bayram namazının kılınamadığı, insanların yakınlarıyla, dostlarıyla, analarıyla, babalarıyla, tabii daha olanlar için söylüyorum, rahmeti rahmana kavuşmuş olanlara da Allah'tan rahmet diliyoruz. Doyasıya kucaklaşamadığı bir bayram anı yaşıyoruz. Tabii inanıyorum ki inşallah bu da tabii ibret vesilesi olabilecek enteresan bir gün. Biz hayatımızda ilk defa böyle bir bayram yaşıyoruz. Ben ilk defa anamdan, babamdan, yakın dostlarımdan, akrabamla görüşemeden, yani bizzat yüz yüze görüşemeden bir bayram geçiriyorum. Mezarlıklarımızı ziyaret edemeden bir bayram geçiriyorum. Çünkü şu anda biz Ankara'dayız. Ankara'da da sokağa çıkma yasağı var. Ve il dışına tabii çıkma yasağı olduğu için memlekete de gelemedik. Böylesine inşallah ümit ediyorum ki bir sonraki bayram, 2 ay 10 gün sonraki Kurban Bayramı, inanıyorum ki bu şekilde yaptığımız konuşmalarla kayyum olan bir bayram olmaz. Daha farklı bir bayram olur diye ümit ediyorum. Ama yine de her şeye rağmen var olan bütün bu sıkıntılar içerisinde en güzel duyguları ön plana çıkararak yine sevincimizi, duygularımızı, olumlu düşüncelerimizi hissettirmenin günüdür diye düşünüyorum. Bu vesileyle tekrar şu anda hem bizleri dinleyen hem dinleyecek olan tüm hemşehrilerime yürekten kalbi saygılarımı, muhabbetlerimi iletiyorum. Ben hayat boyunca hep siyaseti bir hizmet aracı olarak gördüm. Hiçbir zaman siyasi partileri ve siyaset kurumunu amaç olarak görmedim. Araç neyin aracıdır? Hizmet aracıdır. Hizmet kime yapılır? Allah'ın yaratmış olduğu en şerefli mahluk olan insana yapılır. Dolayısıyla insana hizmet yapabilmenin aracı olarak gördüğüm için siyaset kurumunu, bu vesileyle siyasi partilerin isimleri, kimlikleri benim için hiçbir zaman önem arz etmedi. Siyasi partilerin misyonu, siyasi partilerin programı, siyasi partilerin düzüğü ve yapmak istedikleri, yaptıkları beni etkilendirdi. Ben bu zamana kadar görev yaptığım siyasi partiler içerisinde, ki ben belki Rize'de de herkes çok iyi bilir, milli görüş tabanından gelme bir anlayışa sahip bir siyasetçiyim. Önce tabii Refah Partisi, Fazilet Partisi çizgisinde bir siyaset çizgisinde ben yer almıştım. Daha sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın kurduğu AK Parti'ye ben davet edilmiştim ve o şekilde AK Parti'de uzun süren bir siyasi hizmet geçmişimiz söz konusu oldu. AK Parti içerisinde de görev yaparken çok güzel hizmetlere hep beraber, hemşehrilerimizle beraber ve siyasi kadrolarımızla beraber imza attık. Çok önemli işler yaptık. Hem Rize'mizde hem Türkiye'mizde çok önemli işler yaptık. Şimdi de başka bir siyasi kadro içerisinde yine ülkemize, memleketimize hizmet etme gayesiyle beraber yoluma devam ediyorum. Niçin bu süreçte o partiden bu partiye geçiş söz konusu olduğu konusunu şimdi isterseniz girmeyeyim. Çünkü tamam. Bu uzun bir hikaye. Evet. Bunu bayramdan sonra bugün göreceğiniz bir programda örnekleriyle beraber, tafsilatıyla beraber hem sizlere hem kamuoyuna anlatmış olurum. Ama sözlerimin başına geleyim. Ben Rize'me aşık bir insanım. Rize'me sevdalı bir insanım. Ve ülkemi çok seviyorum. Ve mezara kadar, hayatımın en son anına kadar, Allah'ın bana biçmiş olduğu ömrümün sonuna kadar Rize'me ve ülkeme hizmet etmeliyim.
belli bir süre 2-3 yıldan beri de siyasete ara vermiştim. Ara verdiğim dönem içerisinde bile benim 24 saatim hep memleketime ve ülkeme hizmet anlayışıyla beraber geçti. Elinden geldiği kadar, gücün yettiği oranında hep hemşehrilerimin yanında olmaya çalıştım. Ve imkanlarım ölçüsünde de katkı sağlamaya çalıştım. Ve ben şu anda bu yaşadığımız şu günler içerisinde de geçmişte siyasi arena içerisinde yaşadığım ve kurmuş olduğum diyalogların çok güzel karşılığını görebiliyorum. Yani sabahtan beri inanır mısınız iktidar partisi mensubu bir kimliğe sahip olduğum zamandan daha yoğun bir şekilde bir aramayla muhatap oluyorum. Sabahtan beri iki defa şarj doldurdum. Telefon şarjı doldurdum. Bu benim için çok mutluluk verici bir durum. Yani insanların siyasi güç elinde olduğu zamanlar biliyorsunuz etrafında insanlar pervane gibi dönerler. Evet. Çünkü toplumun bir kısım insanı, hepsini kastetmiyorum, bir kısmı güce inanan insanlardır. Bu insanların tabiatında, doğasında fıtratlı olan bir olgudur. Ve sizin elinizde iktidarın gücü olduğu zaman etrafınızdaki insan sayısı çok fazla olur. Ama iktidarın gücü elinizde olmadığı zamanlardaki dostlarınız gerçek dostlarınızdır. Ve ben sabahtan beri, sabahın erken saatlerinden itibaren yüzlerce telefonla şu anda muhatap oldum ve hala farkındasınız. Sizinle konuşurken bile devamlı telefon çalıyor, görüyorsunuz. Evet. Onlarca insan arıyor şu anda. Ben Allah'a hamd ediyorum. Şu mübarek günde Cenab-ı Hak böyle güce tapan değil de sevgiye ve muhabbete duyarlı olan dostlarımla beni buluşturduğu ve tanıştırdığı için Rabbime şükrediyorum. Vefalı dostlarımla beraber beni mezara kadar beraber götürmesini Cenab-ı Hak'tan dua ve niyaz ediyorum. Benim için bu Ramazan bayramı